Merhaba ve Günlük Kalıplar serisine tekrardan hoş geldin. Bugün yeni ve kullanışlı bir kalıpla karşındayım. Bu hafta öğreneceğin ifade for good ifadesi. Hemen for good kalıbının kullanıldığı birkaç klibe bakalım. Kalıplarda for good ifadesinin kullanımından bu ifadenin ne anlama geliyor olabileceğini tahmin etmeni istiyorum. Daha sonra bu kalıbın anlamına birlikte bakacağız ve öğreneceğiz. Ama önce kliplerle başlayalım. Only Congress can close it for good. I was 17 when I finally came back to Libya for good. He predicts it's coming back for good. Bir tahminin var mı? Bu kalıbı cümle içerisinde tahmin etmek zor olabiliyor çünkü for ve good kelimeleri yüksek frekanslı kelimeler ve farklı durumlarda sıkça arka arkaya gelirler. Ama merak etme, 3 adımda bu kalıbı nasıl anlayabileceğini göstereceğim ve bu videonun sonunda hem bu kalıbı duyduğunda anlayabileceksin hem de sen de kendi konuşmalarında kullanabileceksin. Ayrıca bu seride gösterdiğim tüm kalıpları, örnek cümleleri ve özet açıklamalarıyla beraber bir dosyada topluyorum. Eğer tüm gösterdiğim kalıpların yazılı olarak elinin altında olmasını istiyorsan bu dosyayı ücretsiz olarak indirebilirsin. Dosyayı ücretsiz olarak indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresine girmen yeterli. Dosya hemen belirtmiş olduğun o e-posta adresine gönderilecek. Buna da değindikten sonra hadi kalıbı inceleyelim. Önce kalıbın anlamıyla başlayalım. For good kalıbı kökten, temelli olarak veya sonsuza kadar anlamlarına gelebiliyor. Mesela, he's going back to England for good cümlesine bakalım. Bu cümle temelli olarak İngiltere'ye gidiyor demek. Veya the offer disappears for good after tomorrow. Yarından sonra teklif sona eriyor veya sonsuza kadar kayboluyor. Bu cümlede disappears for good kısmı sonsuza kadar kaybolmak anlamını veriyor. Bir cümle daha bakalım. I came back for good in 1999. 1999'da temelli olarak döndüm. Yine burada for good ifadesi temelli olarak anlamına geliyor. Bu kalıpla ilgili dikkat etmen gereken nokta her for good ifadesinin temelli olarak anlamına gelmemesi. Bu anlamı istikrarlı bir şekilde doğru yakalayabilmen için 3 noktaya hakim olmalısın. Good kelimesinin sıfat kullanımı, good kelimesinin isim kullanımı ve cümlenin genel anlamı. Bu 3 noktayı içselleştirdiğinde bu kalıbı doğru bir şekilde kullanıp anlamaya başlayacaksın. Good kelimesinin sıfat anlamıyla başlayalım. Good iyi demek ve sıfat olarak kullanıldığında genelde arkasından bir isim gelir. Mesela good concert yani iyi konser veya good shoes yani iyi ayakkabılar gibi. For kelimesi de için anlamına geldiğinden for good ve arkasından bir ismin geldiği cümlelerle sıkça karşılaşacaksın. Mesela we did these things for good reasons. Burada for good ifadesi temelli olarak veya sonsuza kadar anlamına geliyor olabilir mi? Hayır, çünkü good kelimesinden sonra reason yani sebep ismi geliyor. Cümle bu şeyleri iyi sebeplerden dolayı yaptık demek. Bir cümle daha bakalım. We are looking for good people. Burada for good temelli olarak anlamına gelir mi? Yine hayır, çünkü good sıfat olarak kullanılmış durumda ve good people iyi insanlar demek. Cümle iyi insanlar arıyoruz anlamına gelir. Özetle good sıfat olarak kullanıldığında ve arkasından bir isim geldiğinde for good kalıbı temelli olarak anlamına gelmiyor demektir. İkinci dikkat etmen gereken durum good kelimesinin bir isim olarak kullanılması. Az önce sıfat kullanımına bakmıştık. Şimdi de isim kullanımına bakıyoruz. Good isim olarak kullanıldığında iyilik veya yarar anlamına gelir. O yüzden for good ifadesi iyilik için veya yarar için anlamına da gelebiliyor. For good kalıbı ile ilgili kafanı karıştırabilecek en büyük nokta da bu. Çünkü hem isim kullanımını bilmen hem de cümleyi iyi bir şekilde anlaman çok önemli. İki tane örnek üzerinden gidelim. İlk cümlemiz he used his connections for good. Burada öncelikle cümlenin anlamına bakman lazım. For good ifadesi sonsuza kadar veya temelli olarak anlamına gelebilir mi? Evet, gelebilir ancak bu durumda cümle bağlantılarını temelli olarak kullandığı gibi bir anlama gelir. Pek mantıklı değil. O halde aklına good kelimesinin isim anlamı yani yarar veya iyilik anlamı gelmeli. Bağlantılarını yarar sağlamak için kullandı veya bağlantılarını iyilik, doğruluk için kullandı. Bu daha mantıklı bir anlam. Veya şu cümleye bakalım. We need to use the internet as a force for good. Bu cümlede for good ifadesi temelli olarak anlamında kullanılıyor mu? Öyle olsaydı cümle interneti temelli olarak bir güç olarak kullanmalıyız gibi bir anlam oluşurdu. Yine pek mantıklı değil. O halde isim olan iyilik veya doğruluk anlamıyla kullanılmış olabilir mi? İnterneti iyilik, doğruluk için bir güç olarak kullanmalıyız. Bu daha mantıklı bir cümle ve anlamı da bu.
Özetle for good kalıbı temelli olarak veya sonsuza kadar anlamına gelen bir kalıp. Ancak for ve good kelimeleri çok yaygın kelimeler olduğundan sıkça bu anlama gelmeden arka arkaya gelebiliyorlar ve buna dikkat etmen lazım. Her for good ifadesi temelli olarak anlamına gelmeyebilir. Öncelikle cümleyi anlaman ve kalıbın cümleye ve konuşmanın genel akışına uyduğundan emin olman lazım. Eğer for good ifadesinin arkasından measure, reasons, effects, people gibi bir isim geliyorsa temelli olarak anlamına gelmiyor demektir. Bir diğer nokta ise good kelimesinin iyilik, fayda veya doğruluk anlamına gelecek şekilde bir isim olarak kullanılması. Eğer temelli olarak anlamı cümleye uymuyorsa da bu anlamda kullanılmış olma ihtimali yüksek. Evet, kısa bir tekrar yaptıktan sonra birlikte birkaç cümleye bakalım. Ekranda birkaç cümle var. Bu cümlelerin hangilerinde for good ifadesi temelli olarak veya sonsuza kadar anlamına geliyor? Bu noktada videoyu durdurup incelemeni ve bulmanı istiyorum. Daha sonra üzerinden birlikte geçeceğiz. Evet, hazırsan cümleleri inceleyelim. When you become very successful, you have to use that power for good. Bu cümlede for good ifadesi temelli olarak anlamına geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Öncelikle cümlenin anlamını düşünelim. Çok başarılı olduğunda o gücü temelli olarak kullanmalısın. Kulağa pek mantıklı gelmiyor. Ancak çok başarılı olduğunda o gücü iyilik için kullanmalısın anlamı mantıklı. Good burada isim olarak kullanılıyor. Sıradaki cümleye bakalım. He came back to Turkey for good in 1998. Burada for good ne anlama geliyor? Eğer temelli olarak anlamına geliyor dediysen doğru bildin. Cümle Türkiye'ye 1998'de temelli olarak döndü demek. Sıradaki cümleye bakalım. He wants to be known for good ideas. Bu cümlede ideas ismini gördüğün an temelli olarak anlamına gelmediğini hemen anlamalısın. He wants to be known for good ideas, iyi fikirler için tanınmak istiyor demek. Sıradaki cümleye bakalım. We stopped listening to the radio for good. Bu cümlede for good temelli olarak anlamına geliyor mu? Evet, cümle radyoyu temelli olarak veya sonsuza kadar dinlemeyi bıraktık demek. Radyoyu iyilik için dinlemeyi bıraktık anlamı mantıksız oluyor. Sıradaki cümlemiz, they are using their hacking abilities for good. Burada for good ifadesi temelli olarak anlamına geliyor mu? Cevap hayır. Öncelikle cümlenin anlamını düşünelim. Bu cümle, hack yapma yeteneklerini temelli olarak kullanılıyorlar anlamına gelseydi mantıksız olurdu. Bunun yerine hack yapma yeteneklerini iyilik veya doğruluk için kullanıyorlar daha mantıklı ve good burada isim görevinde. Son cümlemize bakalım. After my injury, I stopped running for good. Burada for good temelli olarak anlamına geliyor mu? Evet, geliyor. After my injury, sakatlığımdan sonra demek. I stopped running for good cümlesi de temelli olarak koşmayı bıraktım demek. İyilik veya doğruluk için koşmayı bıraktım anlamı mantıklı olmuyor. Evet, artık for good kalıbını nasıl anlaman gerektiğini biliyorsun. Son olarak videonun başında gösterdiğim kliplerden iki tanesine tekrar bakalım ve biraz daha yakından inceleyelim. İlk klibimizde konuşan eski Amerikan Başkanı Obama, sistemdeki bazı açıklardan ve sorunlardan bahsediyor. En sonunda da sadece Kongre bunu temelli olarak kapatabilir diyor. Bu cümleyi de şu şekilde kuruyor. Only Congress can close it for good. İzleyelim. Only Congress can close it for good. İkinci klibimizde konuşan kişi hayat hikayesinden bahsediyor ve şöyle bir cümle kuruyor. Sonunda Libya'ya temelli olarak döndüğümde 17 yaşındaydım. Bu cümleyi de şu şekilde kuruyor. I was 17 when I finally came back to Libya for good. I was 17 when I finally came back to Libya for good. Evet, bu uzun videonun sonunda artık for good kalıbının anlamını biliyorsun. Hemen bu kalıbı anlayıp kullanmak ilk etapta biraz zor gelebilir ama kalıpla karşılaştıkça bu kullanım kafanda gittikçe daha fazla oturacak. Videonun başında da dediğim gibi for good kalıbıyla beraber bu seri boyunca gösterdiğim tüm kalıpları, örnek cümleleri ve özet açıklamalarıyla beraber bir dosyada topluyorum. Bu dosyayı ücretsiz olarak indirebilirsin. Bunu yapmak için de köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya belirtmiş olduğun o e-posta adresine gönderilecek.
Ayrıca gelecekte yayınlayacağım videoları kaçırmak istemiyorsan ekrandaki abone ol düğmesine ve videonun altındaki zil simgesine de tıklamayı unutma. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim. Sağlıklı kal ve her zamanki gibi sonraki videolarda görüşmek üzere.